Hüseyin'le konuşalım yayının başından. Bir Hüseyin'i de göreyim. Yayının başından beri diyorum, bir Hüseyin'le konuşacağız. Hüseyin bizi bilgilendirecek elbette. Bugün, bugünden sonrası için kar yağışı İstanbul ne zaman terk edecek? Daha ne kadar devam edecek ve barajların durumu nedir? Beklenen kar geldi de İstanbul'un da bir trafikle ve karla imtihanı oluyor. Hüseyin neler söylemek ister? Hülya, sana bir soru soracağım ama samimi yanıt verirsen sevinirim. Sıkıldın mı bu kadar fazla kar yağışından? Hayır, sıkılmadım. Hayır, bazı sıkılmadım. insanlar 2 yıl, 3 yıldır her gün sana soruyorum Hüseyin. Yani bu kış kar görecek miyiz diye. Tabii ki sıkılmadım ben ama yok, ben çok da zorlandım bugün sabah işe gelirken elbette. Zor bir yoldu. Çok, evet. Ben biliyorum sıkılmadım da izleyiciler de şey yapar. Çünkü bakıyorum insanlara ne zaman bitecek, hemen bitsin. Ama büyük şehirlerde bu kar yağışı İstanbul'da öğle saatlerinden sonra zayıflıyor ya. Ama zaman zaman deniz etkisiyle, Karadeniz üzerinden alıyoruz rüzgarları, yağışın kökenini, su buharının da deniz etkisiyle ve rüzgarlar estikçe atıştırabilir. Ama en büyük kaba kısmını aldık sistemin. Şimdi yağışların devamında öğleden sonra akşam 5-6 sularına kadar, çocuklarla ilgileneceğim, 5-6 sularına kadar aralıklı bir kar yağışı var. Ardından cumartesiye kadar doğu bölgelerde, pazara kadar, hatta Doğu Anadolu'da yağış sürüyor Hülya, batı bölgelerde hava açarken. Yani cuma olduğunda kar tamamen kesilmiş oluyor. Bugünün öğle saatlerinden sonra da ciddi bir azalma var. Hı hı. Kar miktarında. Bir uyarı var, bunu söylemek lazım Hülya. 5 gün boyunca İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da gündüz sıcaklıkları sıfırın altında kalacak. Sıfırın altında 2, sıfırın altında 3 gündüz. Gece olduğunda sıfırın altında 15-20 gibi bütün her şeyi dondurabilecek. Yani hipotermi, insanın vücut iç ısısının ölümcül seviyede düşmesine sebep olacak bir 5 gün var Hülya. Bu çok risk taşıyor. Orta Anadolu dediğimiz Ankara, Kırşehir, Konya, Kayseri, Doğu'ya Malatya, Erzincan, Sivas. Ardından da cumartesi, pazartesi önümüzdeki haftaya sarkacak şekilde Doğu Anadolu. Bu sıcaklıklar bu kadar düştüğünde özellikle tabii ulaştırma akla geliyor. Tırlar, yollarda kalan araçlar tamam ama donabilir insan. Dikkat ediniz, dışarıda çalışan insanlar, uzun yürüyüşler yaparak bir yere gidip gelmek zorunda kalan insanlar dikkatli olmalı. Hatırlatalım Hülya. Hüseyin, kafana kar topu mu attılar ve anlamadım. Burada bazı çocuklar var Hülya. Beni de tanıyorlar, seviyorlar sağ olsunlar. Onlar yani. Peki tamam, çocuklara selam olsun. Kar topu oynarsın artık şimdi. Ben onlarla birazdan oynayacağım. Onlara tamam peki. Ben de bugün işten dönünce eve hemen kar topu oynayacağım vallahi, yeğenimi de alıp.